Amerika Birleşik Devletleri borsalarında inanılmaz hareketli günler yaşanıyor. Çünkü bir yandan bilançolar geliyor, bir yandan da ekonomik veri akışı hiç durmuyor. Dün de süper hareketli bir gündü, biraz kırmızı bir gündü. Neler yaşandığını anlatacağım. Bugün biz neler bekliyor onu da öngörmeye çalışacağız. Bugün 31 Ekim 2024 yeni bir güne bakışla beraberiz. Normalde bu içerik sadece Discord üyelerine açık fakat bugün herkesle paylaşmak istiyorum. Hem bu önemli içerikler nelerden istiyorum hem de neler kaçırdığınızı görün. Eğer henüz Discord üyesi olmamışsanız hemen olun aşağıda açıklamaları var. Çok fazla içerik paylaşıyoruz. Gerçekten yatırıma bakışınız çok zenginleşiyor. Dün en önemli veri Amerika'dan gelen istihdam verisi. 233 bin kişilik özel sektör istihdam artışı belirlendi. Burada beklenti 115 bindi. Yani beklentinin çok üstünde bir sayı var. Bir önceki ay ise 159 bindi. Peki Ekim ayındaki bu muazzam büyüme neden geliyor? Belki biraz liman grevleriyle ilgisi olabilir. Grevler öncesinde fazla istihdam yapıp insanlar lojistik sorunlarını çözmüş olabilirler. Ama açıklaması hakikaten çok çok zor. İnanılmaz bir artış var ve unutmayın burada özel özel sektörden bahsediyoruz. Kamudan bahsetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kamuda istihdamı çok kuvvetli tutuyor. Bu durumda cuma günü gelecek istihdam raporu bize neler gösterecek? Daha da bir hale geldi. Tabii bu Fed açısından olumlu bir veri değil. Çünkü onlar istihdamla mücadele için faizleri düşürüyorlar. Bundan dolayı Wall Street endişelendi biraz. Dün hisseler aşağı doğru gittiler. Fakat ben gelecek hafta yine de Fed'in 25 bas puanlık indirim açıklayacağını düşünüyorum. Çünkü istihdam tek mesele değil. Amerika'nın başka noktalarında ekonomide yavaşlama hissediliyor ve faizler enflasyona göre çok yüksek. Bu arada bugün de yeni bir enflasyon verisi gelecek. Videonun sonunda ona da değineceğiz. Dün gelen başka bir önemli veri de Amerika'nın ekonomik büyümesiydi. %2.8 olarak açıklandı. En son %3 diye tahmin ediyordu analistler. Fed Atlanta ise geçen hafta zaten %2.8'i öngördüğünü söylemişti. Gayet kuvvetli bir büyüme beklerdi azıcık altında kalsa da Amerika'da resesyon bu yıl yaşanmayacak ve kesinleşti gibi. Bu çeyrekte de seçimler varken küçülme çok zor. Aynen devam. Bu da onlu veriydi. Bu arada bu Fed açısından mu? Fed zaten küçülmeyi istemiyor bu seviyede bir büyüme FED çok sorun değil gibi gözüküyor. Beklenenden yüksek gelmemesi iyi oldu. Öte yandan dün gelen ekonomik büyüme verisi içerisinde enflasyonla ilgili de enteresan bir ipucu vardı. PCE fiyatları diye geçiyor. Bu da ayrı bir gösterge. Beklenti %2.7 iken sonuç %1.5 oldu. Süper düşük bir enflasyon. Fakat demin de söyledim esas önemli enflasyon verisi FED'in önem verdiği enflasyon verisi bugün geliyor. Daha sonra tekrar değineceğiz ona. E, bilançolar. Dün çok önemli bilançolar geldi. İyi ki Microsoft. Microsoft aslında son derece güzel bir bilanço getirdi. Üçüncü çeyrekte Azure bulut bölümünün büyümesi %33 olmuş. Gayet kuvvetli. Toplam gelir %16 arttı. 65.6 milyar dolarlık cirosu var Microsoft'un bu çeyrekte. Net gelir ise %11'lik artışla 24.7 milyar dolara geldi. Net kar. Bununla beraber önümüzdeki çeyrek için biraz beklenen altında bir büyüme öngördüler. 68.1 ile 69.1 milyar dolara ciro elde edeceklerini söylediler. Analistler 69.89 bekliyorlardı. Bulut tarafındaki büyümeyi de %31 olarak öngördüler. Analistler %33 bekliyorlardı. Şirket diyor ki bizim daha yapay zekaya çok para harcamamız lazım. Veri merkezlerimizi büyütmemiz gerekiyor. Nvidia'ya yarayacak bir haber aslında. Ve yapay zeka tarafında yapılanların Azure'daki büyüme %12 civarında katkıda bulunduğunu söylüyorlar. Bu da gayet güzel bir sayı. Peki piyasa neden endişe ediyor? Bir ciro büyümesindeki bu ufak sapmadan çok da ciddi bir sapma yok. Ama daha birçok endişe edilen acaba yapay zeka yapılan yatırımda geri dönüş olacak mı diye. Çünkü 14.9 milyar dolar bu çeyrekte CAPEX harcaması yapmışlar. Bunun 14 milyar doları OpenAI'ya yapılan yatırım. Buradan çıkan ürünle Microsoft adına Office Copilot uygulamaları yani bizim Office uygulamanın içerisinde yapay zekanın entegrasyonu. Buradaki Ciro pek iyi gitmiyor gibi gözüküyor şu ana kadar. Çünkü fiyatta epey yüksek ve bence sistemde daha tam oturmadı. Kişi başı 30 dolarlık bir abonelik ücreti gerekiyor burada. Diyor ki Microsoft yıllıklandırılmış olarak baktığımızda 10 milyar dolar civarında buradan gelir elde edeceğiz gibi gözüküyor. Tabi Microsoft'un dev sayıları içerisinde bu küçük bir rakam ama doğru yolda gidiyorlar bence. Yine de Wall Street bunu sevmedi. Wall Street biraz kısa vadeli bakıyor. Bir de buraya kadar biliyorsun hisseler iyi geldiği için düzeltme fırsatı aranıyordu. Microsoft %4 kadar düştü. Muhteşem yedilinin çok önemli bir üyesi Meta'da dün bilanço getirdi. Kuvvetli bir bilanço. Şirket reklam gelirlerinde yıldan yıla %19'luk bir artış yaratmış. Wall Street tahmininin hafif üstünde kaldı. Şirket bu çeyrekte 15.69 milyar dolarda net kar elde etmiş. Geçen yıla göre %35 büyüme anlamına geliyor. Öte yandan reklam gelirlerindeki büyümeyi Wall Street çok sevmedi. Dedi ki ya bir önceki çeyrekte %22 büyümüştün. Yılın ilk yarısında ise %24'lük büyüme vardı. Burada biraz yavaşlama mı oluyor dedi. Meta çok hızlı geldi biliyorsunuz. Aşağı yukarı son bir yılda hisse senedi ikiye katlandı. Biraz oradan bir düzeltme bahanesi bence bu. Bir yandan da ya bu sermaye harcamaları da senin fazla o parayla doğru işler yapıyor musun bakayım dedi Wall Street. Bu arada açıkçası ben de bugün Meta'dan biraz daha hızlı büyüme bekliyordum. Çünkü Google, Reddit ve Snapchat'in reklam gelirlerine ciddi artışlar var. Reddit bu arada dün olağanüstü bir bilanço açıkladı ve hisse %40 kadar yükseldi. Ama Meta onlar kadar hızlı gitmedi. Tabii kıyaslama yapacak olursak da Reddit veya Snapchat çok küçük firmalar. Meta'da biraz büyük sayılar kanun devreye giriyor. Bir de önemli bir veri, Çinlilerin biraz reklam azalttığını biliyoruz. Temu başta olmak üzere çünkü Amazon sert bir rekabete başladı. Onlar da kendileri ucuz indirimli modellerine başlattılar. Temu'yu biraz vurdu. O yüzden Temu'nun reklamlarını azalttı. bunu da Meta'ya etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Wall Street'in kısa vadeli bakış açısına sahip analistlerin endişelendiği başka bir konu da sermaye harcamaları. Meta yoğun şekilde sermaye harcaması yapıyor. 9.2 milyar dolar harcama var bu çeyrekte. Geçen seneye göre %36'lık büyüme. Bu paranın çok ciddi bir bölümü yapay zeka ile ilgili projeler gidiyor ki orada önemli gelişmeler var. Biraz sonra değineceğiz. Bir kısmı da Reality Labs'a gidiyor. Bu sanal gerçeklik ve artılmış gerçeklik gözlüklerinin üretildiği yerler. Buradaki sayı tabii biraz hayal kırıcı. 270 milyon dolar gelir elde etmişler sadece Reality Labs'tan. Oysa oraya 4.4 milyar dolar para harcamışlar. Yapay zeka tarafındaki konuyu heyecanlı buluyorum. Çünkü birincisi Meta'nın gelirlerine olumlu yansıyor. Zuckerberg dedi ki yapay zeka uygulamaları sayesinde kullanıcılara daha doğru içerikler öneriyoruz. Bu sayede Facebook'ta geçilen zamanda %8, Instagram ise %6'lık bir artış oldu. Buna çok önemli çünkü daha fazla orada kaldıkça daha fazla reklam da gösterebiliyorlar size. Ve reklam verenlerin de yapay zeka uygulamalarından yoğun olarak yararlandığını söyledi. 15 milyon yakın reklamın yapay zeka desteğiyle tasarlandığını anlattı. Zuckerberg'in üzerinde durduğu başka bir konuda yapay zekaydı. Biliyorsunuz Meta'nın ChatGPT ile rekabet eden kendine özgü açık kaynaklı bir yapay zeka ortamı var. Bu ay bunu İngiltere ve Brezilya'ya da açmışlar. Böylece 43 ülkeye yaygınlaşmış durumda. Pek çok analist Meta'nın yapay zekasının ChatGPT'den bazı performans göstergelerine daha kuvvetli olduğunu da söylüyor. Ve son olarak inanılmaz bir sayı daha vermek istiyoruz. 3.29 milyar kişi aktif olarak kullanıyor meta ürünlerini. Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı günlük olarak bu geçen seneye göre %1'lik bir artış anlamına geliyor. Daha fazla da artacak yer yok zaten. Dünya nüfusu bu kadar gibi gözüküyor. Bir de büyük skandal var. Hakikaten dev skandal. SMCI eminim dün duyanlar oldu. Hisse bir ara %40'a yakın değer kaybetti. Gün içerisinde. Böylece Mart ayında ulaştığı 1000 dolarlık seviyeden %70 civarında gerilemiş oldu. 1000 dolardayken bu balondur diyen kimdi bir bilin bakalım. Çok ısrarla bunun üzerine durdum. Çok da tepki almıştım. Bence çok gereksiz bir fiyattı. Şirket ne kar marjı ne de teknolojik know-how'ı bu fiyatı desteklemiyordu. Nitekim daha sonra önce bir short seller raporu geldi Hindenburg araştırmadan ve SMCI'nin muhasebe kayıtlarına sorun olduğunu söylediler. Daha sonra SMCI bilançoya açıklamayı erteledi ve dün itibariyle de sayın denetçisi olan Ernst Young denetimden çekildiğini çünkü şirketin sunduğu verilere güvenmediklerini söyledi. Ben de kısa bir süre denetim yapmıştım. Nasıl yapılır denetim? Şirket size veri sunar, o verinin doğru olduğunu kabul edip üzerinden denetim yaparsınız. Ernst Young diyor ki bize sunulan veri zaten doğru değil gibi. Bu tabi çok önemli ve sert bir mesele. SMCI'nin başı derde girebilir buradan çok. Hatta endekslerden bile çıkarılabilir. Nitekim dün Wells Fargo dedi ki biz artık SMCI ile ilgili araştırma yapmıyoruz. Onu araştırma bazımızdan çıkardık. Çünkü verilere güvenmiyoruz dedi. Bu süper üzücü. Mizuho yine önemli bir hisse senaryo araştırma firması dedi ki size 16 Kasım'a kadar süre veriyoruz. Denetçinizi bulun, raporlarınızı düzenleyin. Yoksa biz de sizi çıkaracağız dedi. Şirketin Nasdaq endeksinden çıkarılma ihtimali ortaya çıkmış durumda. Şirket Ernst Yangın açıklamalarını red reddetti. Bir sorun yok dedi. Ernst Young uyduruyor bunu dedi. Yeni denetçi arama yolundayız. Kısa denetim kariyerime rağmen size şunu söyleyebilirim ki kolay olmayacak yeni denetçi bulmaları. Büyük şirketler birbirine bakarlar böyle konularda haberleşirlerdi. Ve eğer bilançoda veya raporlamada ciddi bir arıza varsa hiçbir denetim firması gidip onun altına imza atmaz kolay kolay. Ve şirket eğer denetlenemezse bu sorun büyür. Bu nedenle aranızda SMCI yatırımcısı olan veya da fiyat çok düştü hocam alalım mı bunu diyenler varsa dikkatli olmanıza fayda var. Bu süreç biraz daha uzun uzama ihtimali taşıyor. Dün Tesla düşmanlarını sevindiren bir haber de vardı. BYD'nin satışları Tesla'yı geçmiş. Ciro olarak tabii. 28.2 milyar dolar ciro yapmış BYD son çeyrekte. Tesla ise 25.2 milyar yapmış. Ama burada gözden kaçan bir konu var. Tesla sadece elektrikli araba satıyor. BYD ise elektrikli araba ve hibrit araçlar satıyor. Bunun dışında batarya da satıyor. Tesla'nın 463 bin tamamen elektrikli arabasına kıyasla BYD 443 bin araç satmıştı. Hem adet daha az hem de ürünler çok daha ucuz ürünler. Buna karşı BYD 6 668 bin kadar da plug-in hibrit satmıştı. Yani kıyaslama pek doğru olmayabilir. BYD'nin 1.1 milyar dolarlık çeyrek karına karşın Tesla'nın son çeyrek karı 2.8 milyar dolardı. Gerçi burada muhasebe standartı farkları var. Bunlar da işi biraz karmaşıklaştırıyor. Ama çok da fazla heveslenmeyin Tesla hala elektrikli otomobil dünyasının en büyüğü ve en kârlısı. Dün bilanço götüren ve biraz hayal kıran firma Makro Strateji'ydi. Üçüncü çeyrekte beklenenden fazla zarar bildirdi. 6.6 düştü hisse. Pek bir önemi yok bence. Çünkü zaten kimse Makro Strateji'nin ana işi için ona yatırım yapmıyor Bitcoin envanteri için yatırım yapıyor. Bitcoin'e yatırım yapmanın dolaylı ve kaldıraçlı bir yolu. Ve dün de 21 milyar dolara öz sermaye, 21 milyar dolara da sabit getirili Menkul kıymet ihracıyla elde edilecek 42 milyar dolarla Bitcoin almaya devam edeceklerini söyledi. Kesinlikle Michael Saylor bu konu son derece kararlı. Ben bu Bitcoin tahtını kimseye bırakmam diyor. Robinhood yine Türkiye'de pek çok yatırımcı takip ediyor. Bir hisse senedi kripto alma satma pazarı. O da dün bilanço getirdi, o da kötü gitti. 637 milyon dolar ciro açıkladılar. Analistler 663 milyon dolar bekliyordu. Üçüncü çeyrek net kârda 150 milyon dolar gerçekleşti. Burada da 169 milyon dolarlık tahmin vardı. Double miss diyoruz buna yani hem ciroda hem kârda. Beklerin altında kaldı. Buradaki temel sebeplerden bir tanesini şirket promosyonlar olarak açıklıyor. Başka platformlardan kendisine müşteri çekmek için promosyonlar yapıyor. Buna 27 milyon dolar civarında para harcadık yani indirim yaptık diyor bu da gelirlerimizi bozdu. Önümüzdeki dönemlerde düzelecek diyor. Şirket hissesi %10'a yakın düştü. Robinhood kullanması çok zevkli bir platformdur. Arayüzler harikadır fakat kötü günlerde yatırımcı yanında durmaz. Bir anda işlemleri kapatır. İşlem yapamaz hale gelirsiniz. O yüzden pek bayılmam. Ama altyapısı düzgün bir şirket. Bu arada Robinhood'a bir rakip var. Schwab. Onlar da 7.24 trading açacaklarını söylediler. Robinhood'un o yönü kuvvetliydi. 7.24 işlem yapabiliyordunuz. Schwab da benzer bir uygulamaya geçeceğini söylüyor. Bu durumda Robinhood'un işi biraz daha da zor zor hale gelir diye düşünüyorum. Gelelim bugüne çok önemli bilançolar var. Apple, Amazon, Mastercard benim özellikle takip edeceklerim. Uber geliyor onu da çok merak ediyorum. Mercado Libre geliyor bir ara yatırımlarım arasındaydı. Merakla takip ediyorum. Intel Türkiye'de çok meraklısı var. O da bilanço getiriyor. Diğer bilanço getiren şirketleri ekranda görüyorsunuz. Ama daha önemlisi bugün enflasyon verisi geliyor. Hem de Fed'in en önem verdiği enflasyon verisi Core PCE. Burada beklenti aydan aya 0.3'lük yükseliş bekleniyor. Buna branşın yıllık çekirdeğinde %2.6'ya düşeceği inanıyor. Bir önceki çeyrek %2.7 idi. Yani 0.3-2.6 fena bir kombinasyon olmaz. Piyasa rahatlatır. Biraz daha iyi gelirse süper olur. Bunun dışında bugün işten çıkarmalarla ilgili bir veri geliyor. En son gelen veride 72.821 işten çıkartma vardı Eylül ayında. Ekim ayında bunun karşılığını onu göreceğiz. Yeni işsizlik başvuruları geliyor. 229 bin bekleniyor. Onu göreceğiz. Bir de kişisel tüketim harcamaları ilgili veriler geliyor. Onlar da ekonominin ne yönde gittiğini gösterecekler. Fakat benim en çok önem verdiğim veri enflasyon verisi. Eğer bugün Türkiye saatiyle 3.30'da enflasyon verisi iyi gelirse piyasalar şu anda çok kırmızı gözüküyorlar. Dünkü bu Microsoft meta meselesinden dolayı hafif yeşile doğru döneceğimize inanıyorum. Bugün Discord yayılarıyla yine canlı yayında buluşacağız. Apple ve Amazon bilançolarını konuşacağız. İkisi de portföyümde bulunan ise senetleri. Ne bekliyor? Görüş, temelde ne oluyor? Teknikte ne oluyor? Opsiyon pazarda ne oluyor? Bütün bunları konuşacağız. Henüz iyi olmamışsanız gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz. Gelin şu Discord'a iyi olun. Bütün bu içeriye kavuşun. Çok daha iyi bir yatırımcı haline gelin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.